Selam arkadaşlar, ben Nalan Onur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son izlediğim filmleri paylaşmak istiyorum. Çoğunluğu Netflix'ten izledim ben ama başka mecralarda da bulmanız mümkün. Biliyorsunuz ben koronadan dolayı artık eskisi kadar sinemaya gitmiyorum ve Netflix bu konuda bizim kurtarıcımız oldu açıkçası. Hemen hemen her hafta sonu mutlaka bir film ya da bir diziye başlıyoruz. İşte bitirmeye çalışıyorum ben. Kendime böyle bir meşgaleler bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu dönemlerde de kitap, film, dizi, sinema bunlar benim için önemi daha fazlalaşıyor. Çünkü bu mevsim olmazsa olmazı gibi geliyor bana. Sonbahara bayılıyorum. Çok seviyorum sonbaharı. Sonbahar demek bana böyle battaniye, elinde sıcak bir içeceğin, yanında kitabın ya da karşında filmin, dizin, işte sineman neyse o mutlu böyle hani eskiden ilkokullarda resim çizerdik. Bacadan duman falan çıkar ya işte o demek bana, benim için huzur demek sonbahar. Ben çok seviyorum. Benim ruhum biraz melankolik. Benim ruhum sonbaharı, daha doğrusu eski deyimle hazan mevsimini çok seviyor. Çok seviyorum ve bu mevsimde de olabildiğince film, dizi, sinema izlemeye çalışıyorum. Kitap okumaya çalışıyorum. Kendimi bunlarla şarj ediyorum diyebilirim. Şimdi size son izlediğim filmlerden bahsetmek isterim. Belki sizler de dinleyerek henüz izlemedikleriniz varsa benden fikir alarak izleyebilirsiniz diye düşündüm. Ben buraya not aldım son izlediğim birkaç filmi. Sizlerle onları paylaşmak isterim. İlki son izlediğimden başlamak isterim. İlki bir Yılmaz Erdoğan filmi, Kin. Kin filmi ben bilmiyordum açıkçası. Araştırmamışım demek ki çok detaylı. Bir Kore aslında film uyarlamasıymış galiba. Çünkü benim altta da açıklamalar kısmında yazıyorum. Bir Instagram sayfam var. Ben orada izlediğim filmleri, dizileri, okuduğum kitapları hemen anlık olarak paylaşıyorum. Oradan hemen bir arkadaşım yazmış. Sonunu çok fazla beğenmediğimi söylediğim zaman yazmış. Bu bir Kore uyarlaması bir film diye yazmış. Ben açıkçası bilmiyordum. Gerçekten sonunu düşündüğüm zaman neden Kore uyarlaması olabileceğini de anlıyorum. Çünkü nedenini bilmediğim bir şekilde Kore filmlerinin hep böyle son kısımları havada kalıyor. Yani ben mantıklı bir zemine oturtturamıyorum bu Kore filmlerinin, dizilerinin son kısımlarını. Ve olabileceğini düşünüyorum. Dedim ya, bunu henüz araştırmadım. Belki sizlerden bilen varsa bana açıklama kısmında yazın lütfen. Ya Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğu hakkında ben ne diyebilirim? Yani üstad, ne yorum yapabilirim? Haddime bir kere değil ama bir insan oynadığı her rolü mü iyi oynar? Ekşi Elmalar'da öyle şahane bir belediye başkanını oynuyordu. Otogargara'da tiyatro muhteşemdi. Bana Bir Şeyler Oluyor harikaydı. Demet Akbağ'la oynadıkları bir Demet tiyatrodaki Mükrem'in muhteşem bir karakterdi. Yani her rolde İyi mi olur bir insan? Her rolü mü iyi oynayabilir? Ben açıkçası Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı tüm rolleri çok seviyorum. Hakkıyla çok iyi yaptığını düşünüyorum. Ve çok beğeniyorum. O yüzden Kin'i de hemen Netflix'te gösterime başlamaz hemen izlemek istedim. Ve çok sevdim, çok beğendim. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı aranızda? Bir polisi aslında film. Yılmaz Erdoğan burada başkomiser Harun'u canlandırıyor ve rütbe almak üzere olan bir başkomiser, emniyet amiri olacak ve yılın en başarılı polisi seçilmiş kendisi ve amir olmak için de gün sayıyor. Yılın en iyi polisi olduğu ile ilgili olan günlerde bir kutlamaya gidiyorlar işte ekip arkadaşlarıyla birlikte ve oradan çıkınca bir taksiye biniyor ve taksicinin onu kaçırmasıyla başlayan bir olaylar silsilesi aslında bir şekilde taksiciyle mücadele ederlerken taksici öldürülüyor ve bununla ilgili başlayan bir macera. Aslında Yılmaz Erdoğan hiç alakası yokken birden kaza eseri başına gelen olayları anlatıyor. Ben çok beğendim. Çok güzeldi. Ve hep sonuna kadar da açıkçası neden bu olayların bu şekilde gelişti, kimin arkasında olduğu bu olayların merak ettim. Ama film bu kadar güzel olmasına rağmen son kısmı maalesef
benim için biraz hüsranla sonuçlandı. Bilmiyorum, dediğim gibi izleyenler varsa siz de benimle farklı yorumlarda, farklı fikirdeyseniz ya da aynı fikirdeyseniz lütfen yazın. Ama genel olarak film çok güzeldi. İkinci bahsetmek istediğim film Çizgili Pijamalı Çocuk isimli film. Aynı zamanda aynı filmin bir de kitabı var ama maalesef ben kitabını henüz okumamıştım. Aslında normalde kitabı olan filmleri, dizileri izlemekten çok hoşlanmıyorum. Önce kitabını okumak istiyorum aslında ama bu tam tersi oldu. Öncelikle filmini seyrettim ve gerçekten çok beğendim. En kısa zamanda da kitabını okumayı arzu ediyorum. İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde geçen bir Yahudi soykırımı ile ilgili bir film. Bir çocuk var ve babası Nazi subayı. Bir toplama kampına yakın bir yerde yaşıyorlar ve babası orada çalışıyor ve odasının camından baktığı zaman karşı tarafta bir çiftlik var ve çiftlikte çizgili pijamaları giymiş insanların olduğunu görüyor ve ailesine sorduğu zaman da işte onlar orada çalışan insanlar, o çiftliğin sahipleri, o çiftlikte yaşıyorlar diyorlar. Aslında çocuk tam olarak ne olduğunu bilmiyor ve sonra çok merakını cezbettiği için sürekli oraya doğru gidiyor ve oradan bir çocukla arkadaşlık yapmaya başlıyor, aralarında tel örgü. Ve bu filmi seyrettiğim zaman ben insanlığımızı çok sorguladım açıkçası. Keşke insanlar hep çocuk kalabilse, kalpleri çocuk kalsa, o temiz, naif hisler hiç bozulmasa, insanlar neden büyüdükçe o temizlik, temiz kalpleri kirleniyor, insanlar hakkında kötülük düşünüyorlar, bir insanı öldürmeyi düşünebiliyorlar, sırf inançları yüzünden insanları katledebiliyorlar ve hunharca, yani hiç insanların hak etmediği bir şekilde insanların canını alıyorlar. Çok sorguladım, çok üzüldüm ve dünyanın giderek de daha kirlenen bir yer olduğuna kanaat ediyorum artık ben. Film gerçekten çok güzeldi. Sonunda çok çok duygusal bitti. Eğer henüz kitabını okumadıysanız ve filmini izlemediyseniz mutlaka kitabını okumak isterseniz, önce filmi mi izlemek isterseniz bilmiyorum ama birisinden lütfen başlayın. Gerçekten çok güzel, çok kalplere dokunan bir hikayeydi. Ben çok beğendim. En kısa zamanda da dediğim gibi kitabını okumayı çok arzu ederim. Üçüncü bahsetmek istediğim film Parazite. Parazite bir Kore yapımı. Ben aslında normalde Kore yapımlarına biraz karşı bir insanım. Pek sevmiyorum. Ama benim kızlar seviyorlar Kore yapımlarını. Bana biraz gerçek dışı hikayeler gibi geliyor. O yüzden seyretmek istiyorum. Ama Parazite 12 dalda Oscar adayı olduğunu ve birçok dalda da Oscar aldığını öğrendiğim zaman, ya bu kadar hani aday olduğuna göre ya da işte aldığına göre mutlaka vardır bir şey diye merak ettim ve seyrettim. Gerçekten ben çok beğendim. Yani insanın ön yargılı olmaması gerekiyormuş demek ki. Yani beğenmediklerimiz olduğu gibi beğendiklerimiz de olabilirmiş diye düşündüm. Ve Parazite benim gerçekten hoşuma gitti. Ben seyrettim. Hikaye şöyle, oldukça yoksul bir aile var. Bir anne baba ve bir kız çocuk ve erkek çocuğundan oluşan. Ve erkek çocukları üniversitede okuyor ve bir çocuğa bir gün İngilizce dersi öğretmek için, ona öğretmenlik yapmak için bir köşke gidiyor. Bir zengin bir ailenin yanına gidiyor ve olaylar bu şekilde başlıyor. Ve bir şekilde bu yoksul aile yavaş yavaş bu zengin ailenin hayatına girip bir süre sonra da onların hayatını çalıyor ve onların yerine geçiyor. Ben gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çok da eğlendim seyrederken. Dediğim gibi nedenini bilmediğim bir şekilde, ya belki ben öyle hissediyorum. Eğer farklı hissediyorsanız lütfen siz de bana dediğim gibi yorumlarda yazın. Ya bu Kore yapımlarının hep sonu havada kalıyor gibi hissediyorum. Ya da böyle saçma bir şekilde bitiyor gibi hissediyorum. Bunun da sonu biraz değişik, farklı bir ama sonuna kadar olan kısımda ben çok keyif aldım. Umarım izlersiniz ve siz de aynı şekilde benim gibi keyif alırsınız diye düşündüm. Sonra dördüncü oldu değil mi? Dördüncü bahsetmek istediğim film Hayvan Mezarlığı. Hayvan Mezarlığı Stephen King'in kitabından uyarlanan bir filmdi. Kitabı da okumuştum. Kitabı da zaten Stephen King'in hayal gücüne ve anlatım tarzına hiç diyecek bir şeyim yok zaten. Film de gerçekten çok çok güzeldi. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Evdekiler de çok sevdiler. Birlikte izledik. Burada yeni bir aile yeni bir yere taşınıyorlar. Yeni bir eve taşınıyorlar. Ve evin yakınlarında bir eski bir hayvan mezarlığı var. Kızılderililerin oluşturduğu, Kızılderililerden kalma bir hayvan mezarlığı var. Ve o hayvan mezarlığına bir gün çocuğun kedisi, işte bir araba çarpıyor mu zannediyorum, öyleydi. Ve kediyi o şey oraya gömmeliğinden sonra başlayan
acayip insanüstü, doğaüstü olayların anlatıldığı bir hikayeydi. Ben gerçekten çok beğendim. Dediğim gibi her videoda mutlaka bahsediyorum. Stephen King'in kitapları da, filmleri de, yani uyarlanan, kitaplarından uyarlanan filmleri de ben çok seviyorum, çok severek takip ediyorum. Tam da dediğim gibi bu mevsimlerde tam bunlar Stephen King okumak ve seyretmenin tam vakti diye düşündüğüm için Hayvan Çiftliği'ni izledim ve ben gerçekten çok beğendim. Eğer siz de bu tarz kitapları ve filmleri seviyorsanız bence mutlaka izleyebilirsiniz. Ve sonuncu, beşinci bahsetmek istediğim film bayağı oldu. Ben yaz aylarında seyretmiştim ama hazır böyle bir video çekerken size bahsetmek istedim. Kağıttan Hayatlar diye bir film seyrettim. Çağatay Ulusoy'un filmi. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin diye tavsiye etmek isterim. Ya ilk başta film nasıl böyle bir çöp toplayıcısı, işte kağıt toplayıcısı bir kahramanımız var ve onun hayatına giren küçük bir çocukla olan diyaloğunu anlatan bir film. İlk başta ben seyrederken aman dedim, işte klasik Türk filmi, işte böyle aynı zor hayatlardan geçen bir işte kağıt toplayıcısının küçük bir çocuğa yardım etmesi, onunla ilgili dostluklar falan, yani hep sıradan Türk filmleri, işte çocuğu hayatını kurtaracak falan diye tam düşünür iken hiç de öyle bitmediğini gördüm. Tam ters köşe bir film. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çağatay Ulusoy bu rol için 20 kilo kadar kilo almış. Ve bazı yorum sayfalarında gördüm Çağatay Ulusoy'u bu filme yakıştırmadıklarını, işte güzel durmadığını, yakışmadığını söylüyorlar. Ama ben hiç öyle bir şey hissetmedim. Gerçekten hoştu. Ben dediğim gibi özellikle son kısmı böyle ters köşe olan filmler beni çok etkiliyor. Çok, yani ben çok ağladım son kısmında. Çok duygusaldı, çok güzeldi. Eğer siz de güzel kaliteli bir Türk filmi seyretmek istiyorsanız bence Kağıttan Hayatlar'a şans verebilirsiniz. Benim son dönemlerde izlediğim 5 tane Netflix filmi bunlardı. Ben de hepsini çok sevdim. Hiç sevmediğim bir şey zaten biliyorsunuz, size önermem. Eğer siz de benimle aynı zevklere sahipseniz bence bu 5 filme şans verebilirsiniz. Benim buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.